Lale Gül TV artık Türkiye ile birlikte Avrupa'da yayında. Lale Gül TV'yi izlemek için HD uydu alıcılarınızı artık yeni frekansımıza ayarlamanız gerekiyor. Yeni kurulum bilgilerimiz. Frekans 12.685, sembol oranı 30.000, polarizasyon, dikey, vertikal. Önemli uyarı. HD uydu alıcısı olan izleyicilerimizin Lale Gül TV'yi izlemeleri için... Uydu alıcılarını HD olarak yenilemesi gerekmektedir. ...herkese merhaba diyerek, selamun aleyküm diyerek programımızı açıyoruz. Efendim hocam hoş geldiniz, hoş, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam, iyi Ham, misiniz? Hamdolsun, Allah razı olsun. Hocam sorularımız olacak, size soruları olacak izleyenlerimizin. İnşallah. O yüzden dedim hep birlikte söz söyleyeceğiz, İnşallah. onların sorularına da cevap vereceğiz. Hemen bunun için ben WhatsApp hattımı da izleyicilerimize izleyicilerimize hatırlatayım efendim. WhatsApp hattımız sevgili izleyiciler 0549-693... 82 82 efendim mail atmak isteyen izleyicilerimiz olabilir. Onlar için de nesli müdafa et Buradan Lalegül FM ve Lalegül TV izleyicilerimizle de tekrar merhaba diyoruz. Hocam nesli konuşuyoruz. Hepimiz bu ülkenin içerisinde yaşıyoruz. Hepimiz aslında birer babayız, birer evet. anneyiz. Evet. Çocuklarımız var. Geleceğe taşıyacağımız aslında bir neslimiz var. Ama şunla başlamak istiyorum. Acaba biz kendimizi bir baba olarak, bir abi olarak, bir anne olarak tanımlayabildik mi? Yani aslında ben ben miyim? Çünkü ben küçüktüm, çocuktum. E sonra büyümeye başladım. E vücudumun da aslında ben olmadığını, çünkü mikroorganizmalarımızın, hücrelerimizin değiştiğini görüyoruz. E bir bakıyoruz ergenlik çağına gelmişiz. Bir bakıyoruz askerlik çağına gelmişiz. Bir bakıyoruz işte sin gibi profesör oluyoruz, üniversitelerde eğitim veriyoruz. Bir bakıyoruz yaşlanmışız. Aslında hücrelerimiz, mikroorganizmalarımız da ben değil. Çünkü onlar da hayatını kaybediyor ve devamlı kendini yenileyerek milyonlarca kez kendini yeniliyor. Bu anlamda hocam biz kendimizi nasıl tarif edeceğiz ki rol model olma anlamında neslimize, çocuklarımıza, onu tanımlayabilelim. Yani bu çizgi, izah ettiğiniz çizgi çok mühim. Anne-babanın, e, tabii anne-baba çocuk ilişkisini konuştuğumuz için anne-baba çocuk bağlamında e, örnekleri vereceğiz. Anne-babanın çocuğun e, alacağı, bu evrelerde alacağı e, şekilleri, alacağı pozisyonları da hesaba katarak çocuğuyla e, o şekilde bir temas kurmalı, e, çocuğunu o şekilde yetiştirmeli bu hassasiyet çok mühim. E, fakat e, burada ne yazık ki e, olumsuz şeyleri de ne yazık ki söyleyeceğiz. E, çünkü nesille aramızda ciddi bir e, mesafe oldu, oluştu, oluşturuldu. Modernizm bunu oluşturdu. Ve bu makas iyice açılıyor. Nesille aramızdaki makas. Burada... Bizim gözlemlerimize göre milimetrik bir hesapla söylemiyorum ama anne baba e, çocuk arasındaki ilişkilerde çocukların kabahatlerine bakıldığında başlangıç aşamasında çocuklar büyüdüğünde bu değişiyor. Ama ben başlangıç aşaması için söylüyorum. Mesela bu ilk 8 yaş diyebiliriz. İlk 8 yaş aşaması için çocukların hatalarının birinci derecede müsebbibi yani yüzde seksen oranında anne baba diyebiliyoruz ne yazık ki. Anne baba çocuklarından şikayetçiler ne yazık ki haklılar da tabii ama bu çocuklarının e, şikayete mebni hareketleri yapmalarının sebepleri yüzde seksen oranında anne baba. Evet. Yani yüzde seksen oranında anne baba. E, tekrar söylüyorum bu %75 olur %82 olur %85 olur ama yaklaşık olarak söyledim ben bunu %80 oranında. Bir takım örneklerle zaten bunu açmaya çalışacağız. Yani anne baba çocukların hatalarında, hatalı durumlarında kendilerinin neden hatalı olduklarını da belki kimileri düşünmeyi bilirler. Kimileri farkındadırlar bile aynı zamanda. Burada ee, hani yuvarlak bırakmayalım. %80 deyip bırakmayalım. Örnekleme ile hareket edelim. Mesela e, en önemli sorun diyalog sorunu demek istemiyorum bu yabancı kelime. İzleyicilerden de istirham ederim yabancı kelimeleri kullanmasınlar. Evet. Temas sorunudur. Anne babanın çocuğuyla temas sorunudur. Temas ne zaman başlar? Doğduğundan itibaren bile başlar temas sorunu. Efendim doğduğundan itibaren anne baba çocuğa örnek olur davranışlarıyla. Efendim bir süre sonra konuşmaya da başlar. Konuşma başlayınca çocuk artık bir imkanını daha konuşma yeteğinin daha kullanmaya başlar. Eğitim daha da kolay hale gelir. Mesela konuşmaya başlama kısmıyla konuşacak olursak daha birçok örnekler veririz biz burada. E, Hocam çocuk bizi anlar mı? Bakın şöyle söyleyeyim, çocuk e, konuşmayı e, konuşmaları anne babanın konuşmalarını birinci yaştan itibaren anlamaya başlar. Yani birinci yaşa kadar anlama oranı artar, birinci yaştan itibaren anlama oranı yükselir. Hı hı. Her yeni altını çizerek söylüyorum. Her yeni kelime duydukça çocuğun zihni açılır. O yüzden konuşmanın çok muazzam faydası var, özellikle anne çocuklarla daha fazla vakit geçirir konuşmasının çok büyük faydası var annenin efendim. Şöyle örnek söyleyeyim, bunu bu örneği yine defalarca kullanacağız. Mesela annelerimiz bize hamile kaldığında ne olur? Hiç hamile kalıp kalmadığı belli bile değildir. Ama bebek içeride büyüdükçe karın büyür. Annemizin karnının büyümesinden biz neyi anlarız? Bebeğin büyüdüğünü anlarız, evet. değil mi? Bebek büyür, evet. karında büyür. Şimdi aynı o şekilde çocuk kelime öğrendikçe. O yüzden çocukla konuşmayı çok önemsiyoruz. O yüzden çocukları tabletlerle, telefonlarla baş başa bırakmamayı önemsiyoruz. Tablet, telefon olayına da gireceğiz. Çocuklarla tablet, Hı. telefon ilişkisi nasıl kurulabilir? Bunlara da gireceğiz. Kesinlikle konuşmalı. Ne, ne, kadar konuşmalı? Çocuk istedikçe, çocuk istediği kadar. Çocuğun kelime kapasitesi arttıkça, efendim, çocuğun alet kullanımı da artar. Anlama yönlü alet kullanımı da artar. Yani bir yaşına kadar çocuk annesinin babasının kendi anlatımlarına cevap veremese bile onu anlıyordur. O onu anlıyordur. E, ama Kelimeler e, efendim henüz e, cümle kuracak boyuta gelmemiştir. Cümle kuracak sayıya gelmemiştir. Çocuklar 2-3 yaşında bülbül gibi konuşmaya başlar. Tabi televizyonun ve internetin karşısından kurtarılmış çocuklar. Evet, evet, çok televizyonun ve internetin karşısında mahkum çocuklar 5 yaşına kadar bile konuşamayanlar var. 5 yaşına kadar bile. Yani anne baba kelimeleri ya yani buna benzer. Yani 50 50 100 kelime bile kullanamaz çocuklar. Şimdi çocuklar anne baba ile konuştukça kelimeleri artar. Efendim ama anne baba onu bir yaşına kadar göremeyebilir. İşte burada diyoruz ki bu çocukların kelime kullanımının artırılması meselesine bir daha döneceğiz. Bu hafta olmazsa gelecek haftalarda Hı -hı. döneceğiz. Bu çok mühim. Anne baba çocuğa konuşsun. Çocuğun o sırada öğrendiğini düşündüğü, mesela e, mübahase kelimesini çocuk öğrenmemiştir. Ama evde çok sık kullanılan kelimeleri çocuk öğrenmiştir. Burada ne anlatmaya çalışıyoruz? Anne baba ve çocuk teması diyoruz. Şimdi anne çocuğa izah etsin. Çocuk karşılık veremese bile onu anlama ihtimali yüksektir. Peki anlayıp anlamadığını nasıl anlayacağız? Vereceği tepkilerden. Henüz konuşamadığını düşünerek söylüyorum. Evet. Vereceği tepkilerden biz onun e, annesini anlayıp anlamadığını hissederiz. Hele konuşmaya tek tuk başladığında işte burada diyoruz ki Anne babalar lütfen bir sorunu çocuğa etraflıca izah edin. O çocuk sizin anlatma kapasiteniz oranında anlatma kapasiteniz yüksek ise kesinlikle anlar. Ya çocuk daha ya ne anlasın filan sakın demeyin. Çocuğun seviyesine yani akranlarınızla konuşur gibi hızlı hızlı olmadan, akranlarınızla konuşur gibi istisnai kelimeleri kullanmadan evde çok sık kullandığınız kelimelerle çocuğa, çocuğa bu meseleyi izah edin. Nedir mesele? O sırada çocuğun öğrenmesi gereken mesele. Mesela nedir? Eğer biz burada diyoruz ya yüzde seksen anne baba suçlu. Şurada anne baba suçlu mesela. Nerede? Çocuk emekledi, yürüdü gitti, parmağını prize soktu. Suç anne babanındır. Sevgili kardeşim, bu çocuk yürümeye başladığında ya daha doğrusu emeklemeye başladığında senin buradan şunu üretmen gerekirdi. Aa, bu prize gider, prizin yanında ayağa kalkar, parmağını sokar. Orada sitem edilecekse anne babaya sitem edilecek. Tabii ki sitem edilmeden önce konuşarak. Şimdi bu yüzden diyoruz ki anne babanın kabahati yüzde seksen. Sevgili kardeşim, çok değerli annemiz, çok değerli babamız. Bu çocuğun emeklediğini gördün mü sen? Gördün. Peki, prize gitme meselesinde izah ettin mi bu durumu? Etmedin. Suç senindir. Peki nasıl izah edeceğim? E, elektriğin teknik ifadelerini kullanmadan... Daha önce zarar göreceğine ilişkin kelimeleri kullanarak çocuğa onu anlat, etraflıca. Etraflıca anlat. Çocuk bir daha onu yapmaz. Yapmaz. Şimdi nasıl anlatıyoruz? Bir örnek söyleyeyim. Buyurun hocam. Priz meselesinde yine kalabiliriz. Diyoruz ki suyu israf etmeyin. Şimdi nasıl israf etmemesi gerektiğini anlattın mı sevgili kardeşim? Hayır Yok. Suyu israf etme günah. İsraf olayını çocuk anlamış olabilir, ama suyun nasıl israf olduğunu bilemez ki. Mesela temsili örnek söyleyelim. Görülüyor değil mi? İki parmak. Suyu çok açtığında iki parmak aktığını düşünün. Mesela çocuğu musluğun başına götüreceksin sevgili kardeşim. Yavrum, bak suyu şu şekilde aç diye bir parmak açtıracaksın. Niye? Çocuk uzun açmak isteyebilir, bilmez çünkü. Bir parmakla iki parmağın farkını bilmez. Diyeceksin ki, bak iki parmak açtığında, misalen söylüyorum. Şimdi su akıyor bu şekilde elimizi yıkıyoruz. Ne oluyor biliyor musunuz, Muhammed Bey? Suyun bir kısmı ele değiyor, kısmı diğer çok. kısmı yan oluyor, gidiyor. Doğru, doğru. Çocuğa bunu göstererek, diğer kısmı daha e, elimize değmeden bile gidiyor. Sevgili kardeşim, bu şekilde anlattın mı? Yok, suç senindir. İşte ben çocuğa söylüyorum söylüyorum söz dinlemiyor. Dinlemez. Suç senindir. Getireceksin onun başına. Bak yavrum Suyu şu şekilde 3 parmak diyelim. Şu şekilde açtığında suyun sadece şu kadar parmak kadarı kullanılır. Kalan kısmı eline bile değmeden ziyan olur gider. Yani hocam çocuklardaki görsel hafızayı tetiklemek gerekiyor. Tabii sebep sonuç ilişkisiyle. Şimdi çocuk ona bakacak. He diyecek. Merak etme bir daha çocuk o musluğu o şekilde açmaz. Bazı muslukların açma kapamaları zordur, beceremez. Yavaş açayım derken hızlı akar. Bunu biz de beceremiyoruz. 2-3 defada hani yavaş akıtmayı beceriyoruz. Ha, çocuk ve musluk diyorum. Koca koca insanlar bile şar günahtır ya. Haramdır. Bak ha -ram. ha-ram. Haram. A, Peki hocam bunu tam tersi oldu. Biraz önce dediğinizin tam tersini yaptı ebeveyn. onu çocuğa göstermedi. Sonuçta bir kötü örnek teşkil etmiş oldu çocuğa. Bunu ilerleyen yaşlarda tolere etmek mümkün mü? Geri her dönüşü zaman, mümkün mü? Her zaman nasıl yapacak? Aynı bu şekilde defalarca anlatılacak. Şimdi çocuğa musluktaki suyu nasıl kullanılır gibi defalarca izah etmesi lazım affedersiniz defalarca değil. 2-3 kez ikna olacak yalnız. Yani çocuğun anladığına ikna olacak. Diyecek ki hadi yavrum sen şimdi aç bakayım diyecek. Ha tamam. Ondan sonra o hadiseyi anne baba unutsun. Bir daha böyle bir şey çocuk yapmaz. Sorun anne babalarda. Şimdi soruyorum anne babalara. Bizi izleyen anne babalara da soruyorum. Sevgili kardeşim yaşım 54 ondan dolayı kardeşim diyeyim. Sen böyle çocuğuna kaç kez izahta bulundun? suyu e, israf etmeden kullanma meselesi hariç. Diğer meseleleri. Kaç kez e, açıklamada bulundum Aynı bu şekilde ama. Evet. Yok. Sonra Şimdi, çocuğa bağırıyorsun. Hocam bir izleyicimiz yazıyor. Diyor ki çocuğum söylediğim şeyi yapmıyorsa nerede hata yapıyorum diyor. Ve e, ne olur diyor yardım edin. Ne yapmam gerektiğini bilemiyorum. Bu konuda neler söylersiniz hocam? Çok güzel. Bu musluk örneğinde de kalalım. Buna evet. cevap verelim. Evet hocam. Şimdi söylediği şey ney? onu söylesin bize. Şimdi bize söylemesin, yani söyle edebilir de efendim. Ve onu etraflıca olumsuz yönlerini de izah etsin. Şimdi burada Muhammed Bey başka sorun oluşuyor. <laughs> Yapmayın işte bunu. Anne babanın o sırada başka bir işi varsa, varsa ve bunu izah etmek uzun gelecekse izah etmiyor. Mesela çocuğa böyle liste çıkartıyor 7 8 tane. Şunu şunu yapma, şunu şunu yapma, şunu şunu yapma. Olmaz ki. Çocuk hepsini yapar. Çünkü onun yanlışlığını bilemedi çocuk. Evet. Onun yanlışlığını bilemedi. Şimdi ben bir çocuğa anlattım. Dedim ki, getirdim Hı -hı. odaya. Aynı bu şekilde yapmalılar. Her konuda ama. Sonra bıraksın. O anne unutur, çocuk unutmaz. Dedim ki bak bu elektrik çıktım yanıkken çıktım. Nereye aydınlatıyor dedim şu an içeriği. Bize bir faydası var mı? Yok, değil mi? Tekrar içeri girdik. Bu elektrik burada yandığı sürece biz daha fazla para öderiz. Hadi mühim değil, para ödeyelim. Mesela paradan kaçmak değil. Buradan ne kadar elektrik ödüyorsak, o elektrik kapattıktan sonra ne kadar tasarruf edeceksek, o parayı şuraya kenara koyalım, gidelim camiye Kur'an kursuna. İşte Suriyeli mazlum insanlara yardım edelim. Ben paradan kaçmıyorum. Şimdi hani nefis onu paradan kaçıyor diye düşündürtebilir. Elektriği söndürme meselesini sizi dinlemeyebilir mesela. Etraflıca diyorum ya bakın hangi konuları düşünerek cevap veriyorum çocuğa. Mesele paradan kaçmak değil. İsraf. Bir, biz çok para öderiz. İki, Türkiye bütünüyle çok mesafe kat edildi ama... Bu elektriğin tamamını kendisi üretmiyor. Yurt dışından satın alıyor. Dışarıya da yabancılara da para öderiz yavrum. Dolayısıyla bunu kapatıp bak açmak zor değil düğmeye bastığımızda açarız. Sonra o çocuktan o kadar güzel şeyler duydum ki. <laughs> Ailesi şaşırmış. Ya arkamdan elektrikler sönüyor şaşırıyorum diyor. Özellikle açık bıraktığım yeri de söndürüyor çocuk diyor. Ha özellikle açık kalması gerekiyorsa onu da izah et. Şimdi çocuk anlar. Korkmayın. Çocuğun diyorum ya istisnai kelimeler, müşavere belki bunu bilmez. Efendim? Müşahede. He, bunu belki bilmez ama siz evde kullandığınız kelimeleri düşünerek o çocuğa anlatın. Ha müşavere kelimesini ayrıca öğretin. Kelime hazinesi artsın diyorum ya. Anne karnındaki bebek büyüdükçe anne karnında büyüyor ya. Çocuk kelime öğrendikçe zihni gelişiyor. Her yeni kelimeyi öğretin. Bu tamam. Ama bir şeyi izah ederken olağanüstü yeni kelimelerle, bilmediği kelimelerle değil, mevcut bildiği kelimelerle anlatın. O çocuğu bırakın bir daha. O çocuk onu bir daha yanlış bir şeyi yapmaz. Ha, burada biz buna geri bildirim diyoruz. Aile geri bildirimi de çocuktan alsın. Hadi yavrum, şimdi sen tarif et bakayım diye Efendim, çocuğa onu sorsun, çocuk anlamış mı diye. Çünkü aile bir şey anlatmıştır, ya da tam anlatamamıştır. E çocuk insan anlar diyoruz ama yanlış anlama ihtimali de var. Çocuk tam anlamış mı, anlamış mı anlamamış mı diye, bunu da ona sorsun. E, tam anladığını öğrendikten sonra, çocuk dedikten sonra, ikna olduktan sonra o çocuğu bıraksın. O çocuk. Onun dediği her şeyi yapar. Hatta anne babadan daha iyi takip eder. Evet. Çünkü sebep sonuç ilişkili anlatılmıştır çocuğa bu. Evet hocam bu arada yeni açan izleyicilerimiz olabilir. Bir daha WhatsApp'ımızı hatırlatalım. Tabii Sevgili ya. izleyiciler WhatsApp hattımız 0 549 693 82 82 mailde atabilirsiniz bize. Lalegül TV ve Lalegül Lalegül FM ailesine efendim mail adresimiz nesli@ TVcom.tr Evet whatsapplarınızı, e, mesajlarınızı ve maillerinizi sevgili izleyiciler bekliyoruz. Biz de burada değerli hocamızı bulmuşken e, sorularımızı sizin adınıza sevgili izleyiciler yöneltelim. Hocam çok önemli bir yerde kaldık onu unutmayın ama bir izleyeceğim biz bir soru sormuş e, hiç bunu atlamadan da sormak istiyorum diyor ki Ebu Bekir hocam diyor çocuk telefonda ne zaman tanışmalı Çocuk doğunca telefon kullanımı ebeveynler ne kadar sınırlandırmalı? Ve tuşlu telefon kullanmak bu anlamda mantıklı mıdır diyor. Şimdi <laughs> öncelikle şunu söyleyeyim. Ne yazık ki diyerek söyleyeceğim. Ee, çocuğun telefon kullanımı meselesi üstesinden gelinebilir mi? Gelinir. Gelinir. Fakat ailelere altını çizerek şunu söylüyorum. Rica ediyorum. Ve sakın bunu yapmayın, çocuğu kaybedersiniz. Telefon konusunda çocukla uyarın, kırmadan ama sakın çatışmaya girmeyin. Telefon konusunda siz kaybedersiniz. Telefon bir realite. Neden kaybederler hocam? Onu izah etmeye çalışalım. Evet. Kesinlikle kaybedersiniz. Şimdi bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Telefon çocuğun elinde. Hı hı. Bırak yavrum dedik, bıraktırdık. Ne olacak çocuk şimdi? Böyle bekleyecek saatlerce. Baykuş gibi bekleyecek. Çocuk alacak o telefonu yine. Bak gene elini aldın. Bunu yapmayın işte. Bak sana kaç sefer söyledim şu telefonu bırak diye. Kalın kafana girmiyor ki. Bunları kullanmıyor mu aileler? Kullanıyorsunuz kardeşim ya. Kullanıyorsunuz bunu yapmayın yani. Yüz kere söylesek de aynı. Filan bunları yapmayın. Kaybedersiniz. Peki ney? Şimdi telefonla mücadele etmenin aslında başka bir konuydu ama neyse bunu da konuşalım. Hı -hı. Telefonla mücadele etmenin birkaç aşaması var. Bir, telefonu bıraktıracaksın ama çocuğa alternatif eline bir şey verebilecek misin? İkame edebilecek bir şey, Tabii. alan açabilecek var misin? Var mı bir şey? Yok. Peki telefonu kullansın mı? Hayır. Aşama aşama, anlaşa anlaşa. Çocuk anlaşmaya gelir Muhammed Bey. Çocuk e, anlaşmaya büyükten daha fazla gelir. Niye? Çünkü çocuk hayata yeni gelmiş. Tabiri caizse sıfır kilometre. Affedersiniz. Art niyet bilmez çocuk. <laughs> ne yazık ki üzülerek söyleyeceğim. Aileden ve çevreden. yüzde %80 aile suçlu diyoruz ya. Aileden ve çevreden öğrendiği kadarıyla art niyet öğrenir. Çocuk şunu bilir. Ha Bir söz verildi mi... Sözü yerine getireceğiz diyebilir çocuk. Şimdi art niyet yok ya Evet efendim. Dolayısıyla anlaşarak e, hareket edilmesi gerektiği tavsiyesinde bulunuyoruz ya. Çocukla anlaştığında çocuk anne babanın sözüne uyar. Mesela ne diyeceğiz çocuğa? Beş saat mi meşgul? Dört buçuk saate çekmesini isteyeceğiz günlük. Onu yavaş yavaş düşüreceğiz. Düşürür. Ama şöyle yapmamak lazım. Eee... Ne diyelim 6 ay içinde, 15-20 gün içinde düzelme beklemesinler. Yine aile kaybeder. Hocam tam da bununla alakalı, düzelmeyle ilgili e, bir izleyicimiz yazmış ama bir şey de itiraf etmiş. Diyor ki hocam e, sözlerinizden emretmek yerine örnek almaya çalışması gerektiğini ima ediyorsunuz diyor çocuğun. Ama diyor biz kendimizi düzeltmedik diyor, kendimizi düzeltememişiz diyor. Onu biz söylüyor. kendimizi düzeltmezsek diyor çocuğumuz... Ee, bizim kaderimiz mi yaşar diyor. Yani tabii tabii Onu da söyleyeceğim. E, bu nasıl olacak diyor? Nasıl kendimizi düzelteceğiz diyor? Onu da söyleyeceğim. Evet. Şimdi e, önce çocuk meselesini konuşuyoruz ya. Hani evet. Yarım kalmasın diye. Tamam hocam, devam edelim hemen. Ha. Bu hemen buraya geçelim. Çünkü ben unuturum bir özellikle hemen araya doğru, doğru hocam. O konuyu da e, gündeme getirmemiz lazım. Şimdi çocuk e, telefonu bırakma konusunda 5-6 ay düzelme beklemesinler. Ama düzelme evresine girmişse güzel. Efendim. Çocuk verilen sözü yerine getirir, ha? Şöyle bir durum olabilir. Mesela e, Allah kurtarsın, sigara içenler sigarayı bırakacağım diyor, söz veriyor, ama bırakamıyor, değil mi? Evet. Çocuk da öyle. Söz verir, kendisine gelecekte ne kadar ağır e, gelen söz verdiğini anlayamaz. Ne dedik? Efendim, bugün Cumartesi, Çarşamba'ya bırakacağım dedi mesela. 5 saatten dört buçuk saati indireceğim dedi çocuk. Konuştuk, anlaştık. Kesinlikle başlangıçta izah ettiğim gibi sebep-sonuç ilişkileriyle çocuğa telefonun yanlışlığını anlatacak anne baba ve iyileşme bekleyecek. İyileşme ne zaman başlayacak? Diyelim çarşamba günü. Bugün ne? Cumartesi. Çarşamba geldiğinde karabasan gibi çocuğa gelip çökecek. Eyvah ben ne söz verdim. Efendim aile de kalkıp bu sefer kusura bakma söz verdin. Yapacaksın arkadaş demeyecek. Çünkü sen sigarayı bırakmaya söz verdiğinde bırakabiliyor musun? Efendim? Bırakamıyorsun. Mahcub... sigara içmiyorum hocam. <laughs> yani mahcup olmuyor musun? Bırakamadığın için oluyorsun. Oluyorsun Heh. evet. Çocuk da mahcup olur. Çocuğa orada bakın. Verdiği sözün geriye yerine getirilmeyince çocuk tarafından yeni bir mukavele yapacağız. Ne diyeceğiz mesela? Çocuktan bekleyeceğiz onu. Cuma diyeceğiz. Yavrum cumaya 5 saatlik telefon meşguliyetini Dört buçuk saate çekebilir misin? Çekerim. İyi düşün yavrum. Çekerim. Cuma da yapamayacak. Pazartesi. Çocuk üç beş sözünden sonra bu sözü yerine getirir. Mahcup olur. Evet. Yani kendisini suçlu hisseder artık. Çünkü annem babam bana bu kadar ricada bulundu. Fakat burada ailelerin yapmamız gereken çok önemli bir şey daha söylüyorum. Nedir hocam? Çocuk üç kez Verdiği sözü yerine getiremedi. Beş kez verdiği sözü yerine getiremedi. Sakın bağırmasınlar. Sakın bağırmasınlar. Çocuk zaten telefonla meşguliyetin azaltmanın vicdani sorumluluğuyla mücadele ediyor. Annesine, annesi babasını mazlum görüyor. Kendisi zulmetmiş görüyor anne babaya. Ben zulmediyorum anne babama diyor. Bak burada anne baba haklı artık. Anne baba bağırdığı an zalim pozisyonuna geçiyor anne baba. O 3-5 kez verdiği sözü yerine getirememe avantajını anne baba kaybediyor. Ben anne babam için onlara zulm ediyorum diye düşünüyorum. Şunlara bak bana bağırıyorlar. Yapmıyorum arkadaş. Bitti. 3-5 kez sabretmiştir. O zaman da hocam alışkanlıkları yavaş yavaş düşürerek ve onu zamana yayarak ee, çocuğun da bunu al, al, anlamasını, algılamasını bekleyerek Aynen. ve onunla konuşma dilimizi değiştirerek Aynen. aslında e, biz bunu yapmıyorsak da kendi çocuğumuzla da bir dönüşüm içine giriyoruz tabii. gibi anladım. İzleyicimizin e, sorusuna cevap olsun mahiyetinde e, biz de hatalar yapıyoruz. Biz de şu anda e, bazı şeyler öğreniyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Hatasız kul değil. yok sonuçta tabii, hocam. Hatalarımızı tabii. düzelteceğiz. İşte nesli müdafaa da bu yüzden var. Sevgili izleyicilerimize nesli müdafaa demişken yine yeni açan izleyicilerimiz vardır hocam. Hemen bir daha hatırlatalım. Efendim mail adresimiz nesli e, WhatsApp et da WhatsApp 0549 693 82 82. Her cumartesi yine 16'da başlayacak programımız. E, yine her cumartesi sizin sorularınızı e, biz cevaplamaya çalışacağız Ebu Bekir hocamla birlikte ve burada asıl olan çocuklarımızı geleceğe emin adımlarla Aynen. hazırlamak Aynen. ama bu dönüşüm içerisinde ben şunu anlıyorum ki çocuklarımızla birlikte biz de dönüşümü Tabii. sağlayacağız. Tabii. Hocam kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi burada ikinci noktayı söyledik. Ona hani dedik ya çocukla mukavele yapacağız. Çocuk mukavele sırası geldiğinde ona uymayabilir. Uymama ihtimali yüksek aileler bunu beklesin. Ama 3-5 kez mukaveleyi yenileyeceğiz. Mukavele yenilendikten sonra çocuk o mahcubiyet içerisinde sözünü tutar. Ama çok önemli bir konu dedik ya sakın bağırmayın. Kaç oldu ya Allah'ın cezası yazıklar olsun. Bitti. Bir çuval inceri berbat vadettin ettin sevgili kardeşim. Çünkü, çünkü çocuk o sırada vicdani muhasebe yapıyor. Anneme babama zulmediyorum diyor. Bir, birinci nokta mukavele. İki, sakın bağırmayın. Ha, peki hani e, hadis midir bilmiyorum kibari kelam mıdır gelecekte kadınlar efendilerini doğuracak diye bunu şöyle tanımlıyorlar çocuğuna söz geçiremeyecek manasında peki biz çocuğa söz geçiremeyecek hoca bağırma diyor hiç mi bağırmayacağız hayır bağırmak değil kararlı bir duruş Evet. adaletsiz olmayacak anne baba otoritesi şart biz bunu şart görüyoruz 10 kez diyelim onun bir Çocuğu da bıktıran söz verip yapmama sayısı vardır. Onun da aşaması var. Diyeceğiz ki yavrum bak kaç oldu? Hadi lütfen. Bakın burada şimdi yapar mısın, eder misin? Yok. Hadi lütfen. Hadi aslanım. Hadi güzel kızım. Bak burada kararlı bir duruş. Ve yapmadıkça kararlı duruş. Muhammed Bey, adaletlice dozajını arttıracağız. Adaletlice dozajını arttıracağız. Orada anne baba otoritesi şart. Şimdi burada çocuk e, söylüyorum yani kesinlikle bırakmayı beklemesinler. Bir, bir buçuk sene içerisinde telefonla bağını çocuk yani yüzde seksen oranında azaltır. İkinci aşama ne demiştik bağırmayacak. Üçüncü aşama bu da çok mühim. Çocuğun elinden telefonu aldığımızda çocuğa alternatif bir şey sunabilecek anne baba. Lütfen çocuklarınızı evde bir şey yaptırın mesela. Babalar mesela dışarı çıktığında, dışarı çıkacak yarım saat, bir saat, iki saat çocuk dışarıda yorulmayacak sürede alsın dışarı çıkarsın çocuğu. Anne çocuğuna bir şey yaptırsın efendim. Mahalle kültürü varsa, sokak kültürü varsa çocuk sokağa çıksın oynasın. Bakın Muhammed Bey, sokaktaki çocuğun eline telefonu verin almaz. Çünkü bizim mahalle kültürü ortadan kaldırıldı. Site kültürü geldi. Sitelerde çocuklar Baykuş gibi 25. kattan böyle aşağı, aşağı bakıyor. bakıyor. Tamam. Bu çocuk telefonu ağlayacak. Ne yapacak bu çocuk? Çıldırır yoksa. Yani biz mukaveleyle anlaşarak çocuktan telefonu kurtarırız. Te yani telefondan çocuğu kurtarırız diyoruz ama bunun başka şey e gerekleri de var. Nedir gereklerinden bir tanesi? Çocuğa alternatif üretmek. Alternatif ne? Başka bir arkadaş. O yüzden mesela yeni evlilere şunu söylüyoruz. Lütfen, Allah nasip ederse tabii ki, lütfen süratlice en az 2-3 tane çocuk tabii, peş peşe yapın. açmadan öyle değil mi hocam? Tabi peş peşe peş yapın. Peşe. Çocuk sahibi olmaya çalışın. Peş peşe. Çünkü onlar birbirlerini büyütecekler. Dur büyüsün, efendim ben biraz rahatlayayım. Hayır. Bir çocuk daha oldu mu o seni rahatlatır zaten. Birbirlerini büyütürler. Şimdi o zaman çocuk ne olacak? Tablete alternatif evde bir kardeşi olacak. Ee, tabii başka bir konuya girmiş oluyoruz. Girmek için söylemeyeceğim. Akrabalar birbirlerine yakın oturacak. Amcalar, teyzeler, halalar. O çocuk telefona yine elini uzatmaz. Başka çocuklar varsa. Şimdi çocukların telefonu elinden aldığımızda alternatiflerini üretebilmişsek çocuğu telefondan kopartırız. Üretememişsek çocuk ne yapsın zavallı yavrucak? Telefonla meşgul evet, olsun illa da manasında söylemiyorum. Hocam bu programımız daldan dala konmak gibi olsun. <laughs> Çünkü gerçekten çok mesaj geliyor. En azından bugün böyle e, konularla ilgili problemleri alalım. Ki en azından nesli müdafaa ile ilgili de zaten siz işin içerisindesiniz biliyorsunuz konferanslarınız var. Aileler geliyorsa konferanstan sonra kimisi gözyaşıyla geliyor, kimisi evet, sizi tebrik de, etmek de, için de. geliyor ama büyük bir dert var. En azından bu dertlere bugün derman olma anlamında bakın bir izleyicimiz diyor ki kıymetli hocam derdimize derman, dilimize de tercüman oluyorsunuz diyor. İnşallah. Bu anlamda size çok teşekkür ediyorum ve bu tür yayınların devam etmesini istiyorum diye bir dilekte bulunmuş. Hemen diğer izleyicimiz de demiş ki hocam selamünaleyküm. Hayırlı günler, hayırlı programlar. Benim size bir sorum var diyor hocam. Üç tane çocuğum var. Bunların ders çalışmasını nasıl sevdirebilirim diyor. Mesela Allah'a emanet olun demiş ama demek ki onun da ders çalıştırma ile ilgili bir problemi var hocam. Sıradan şöyle bir bakayım hocam. Sınıfları en azından, kaç onların? Evet. Yani yaşını yazmamış ama. Sınıflarını yazsın bir de. Evet sınıflarını Bakalım. kıymetli izleyenimizden rica edelim. Sınıflarını yazarsın ona yazarsa, göre, bir, ona şey göre bir önerisi olsun hocamızın. Ebu, Ebu Bekir hocam diyor. Kızım var 12 yaşında. Anne olarak bir bağ kuramadım yavrumla çünkü ben de kızımı kucağımda aldığımda maalesef 17 yaşındaydım diyor. Şu anda ne söylesem tersini yapıyor, beni üzmekte, e, üzmekten de mutluluk duyuyor. Bunun sorumlusu ben miyim bilmiyorum ama bu durumu nasıl düzeltebilirim, nasıl bağ kurabilirim kızımla demiş. Gerçekten bilmeden söyleyeceğim büyük <laughs> oranda kendisi, büyük oranda kızmasın bize lütfen. <laughs> Şimdi. Nasıl? Bakın e, bu vesileyle şunu söyleyelim. 12 yaşı geç, ee, yaklaşık 7-8 yaşlarında erkeklere de kızlara da hatta daha erken yaşlarda anne fonksiyonu çok mühim. Biz bundan dolayı şunu söylüyoruz. Ee, 12 yaşındaki o kızcağızın, kızımızın daha büyük hatalar yapma ihtimali ne yazık ki var. Hemen bundan dolayı birkaç cümle müsaadenizle Tabii ki e, konuşacağız, hocam, ifade edeceğiz. Buyurun ee, ısrarla anneleri ha, lise lise 1, lise 2 ve ilkokul 3. Çok geç kalınmış işte. Evet. Ee, unutmazsak o 12 yaşındaki kızla ilgili açıklamayı sonra yapalım. Hı -hı. Lise 1, lise 2, lise şey, evet. lise 1, lise 2. Lise 1, lise 2 ve ilkokul 3 demiş hocam Lise 2. E, bu anne anne herhalde. Anne daha ilkokul 1 2'de başlayacaktı. Evet. Daha ilkokul 1 2'de başlayacaktı. Çocuğu e, derslere e, entegre, yabancı kelime işte, baş kelime aklıma gelmedi. E, entegre etme sürecine daha bir lise 1'deki... İletişim kurup e, e, dahil etmekle alakalı. Daha o zaman evet. e, entegre edecekti. Her şey bitmiş değil, yine e, kazanılabilir. Lise 2 seviyesindeki çocuk ilkokul 1, 2, de kendi ayakları üzerinde dersleri yürütme sürecine alışması gerekirdi. O zaman şunu demesi gerekirdi annenin. Yavrum, bak şimdi ben sana yardım ediyorum ödevlerinde. Evet. Ama ilkokul 2 3 4 5 buralara gelince ben sana yardımcı olamayacağım oğlum. Kızım, bilemiyorum çünkü, bilemem. Lütfen sen kendin bunları halletmeye çalış. Dersi iyi dinle. Hocalardan bunları öğrenmeye çalış diye o zaman entegre ...edebilseydi... ...şimdi de yapılacak şeyler var. Tren kaçtı manasında söylemiyorum ama... Evet. ...o zamanlarda yapılabilirdi. Ne olacaktı... ...Muhammed Bey biliyor musunuz? Çocuk... ...dersten zevk alır hale geldiğinde... ...o çocuk alıp başını gidecekti. Hocam... de o çocuk taşıyacaktı. Şimdi ben de dikkat ediyorum. Ee, hep söylemlerinize... ...lütfen, teşekkür ederim... ...gibi... E, <laughs> ...kelimeleri kullanıyorsunuz. Evet. Bu çocuğu... ...sorumluluk duygusunu artırıyor... Ergenliğin içerisinde e, onun ben de ben de bu hayatta varım duygusunu mu acaba tabii, e, öne çıkartıyor? Tabi tabi yani ben de varım bu hayatın içerisinde. Anne baba nezdinde e, nasıl bir değerli olduğunu görüyor çocuk, ne kadar değerli olduğunu görüyor. Onun yerine şöyle gel buraya. Biz mesela anne babalara ısrarla şunu söylüyoruz, eşlere de emir kipi kullanmayın. Evet. Lütfen. Emir kepiği kullanmayın. O zaman biz bilincini aşılamamız gerekiyor. Tabii ki. Ben, sen bilinci, tabii ki. siz bilincini tabii e, ki. tamamen dışlayıp biz evladım. E, o bizim içerisinde onu bir yer ayırmak gerekir, tabii. konuşlandırmak gerekiyor. Yani aslında entegreden kastınız bu muydu hocam? Tabii tabii. Şimdi biz derse entegreyi konuştuk, aile entegredir evet. burada. Efendim. E, Hazreti Ali Efendimizin de sözü var çocuklarınıza büyük insan, asil insan muamelesi yapın diye. Bunlar bizim e, İslam kültüründe var olan şeyler. Şimdi o lise 2, lise 1 yanlış mı söylüyoruz bilmiyorum. O yaştaki çocuklara o anne daha ilk bir, ikinci, üçüncü sınıflarda çocuğu derse keyifle entegre edebilseydi çocuk şimdi haz aldı mı dersten öbür dersi can kulağıyla dinler. Evet. Onun sonra çocuğa dokunmaya gerekiyor. O alır başını gider. Peki burada Şimdi o süreç sadece... kaçırıldığında şunu söyleyeyim. Evet. O süreç kaçırıldığında artık onun e, arkası gelmez. Peki lise 2, lise 2, lise 1 çocuklara ne yapılabilir? Çocuklarla kesinlikle bakın her şeyi konuşarak o 12 yaşındaki kız cihaz meselesinde konuşacağız. Çocuklara e, ipin ucu nerede kaçtığı tespit edilerek çocuklar dersten kopmuştur muhtemelen. Ben öyle düşünüyorum. Derste matematik, fizik, kimya ya da efendim fen bilgisi ya da sosyal bilgiler filan nerede koptuğu tespit edilerek geri gelinecek. Çocuklara o geri kaldığı noktalardan ders bir daha anlatılmaya başlayacak. Hı hı. Çocuk keyif aldı mı yürür. Yani çocuğun e, derslerden koptuğu noktalara geri gidilecek. O anne onu yapabilir. Bilmiyorum maddi durumu müsait mi? Belki... Burada danışan da tavsiye edilebilir mi hocam? Yani ee, hani bir diğer öğrenciyle alakalı çocuğuyla ilgili her aile yani, danışmanını son, tavsiye etmiyoruz Şimdi ben de onu söyleyecektim. Tavsiye eder misiniz her Asla. aile yaşandı diye? Her aile danışmanını tavsiye etmiyoruz. Evet. Ee, zehir cümleler kullanıyor. Tenzi ederim düzgün insanları. Ee, kararlarında serbest bırakmalısınız diyorlar. Bitti. Evet. O zaman şurada altını çizelim danışan tavsiye edebiliriz edilebilir ama her danışan değil yani Tabii. zehir keniveleri veren Tabii. böyle çok affedersiniz sözümüz me meclisten dışarı olsun da böyle zehirli engelek yılanı gibi işte anlatıp anlatıp bir yerden ısıran danışanları tavsiye evet. etmiyoruz. Kesinlikle çocuğu kaybederiz. Şimdi bu o, lise 2 lise 1 seviyesindeki çocuklar için ailenin durumu müsaitse çocuğun bunu diğer çocuklara da örnek olmuş olur aynı zamanda hı hı. çocuğun derslerden okuldan koptuğu noktaya kadar geri kadar geri gelir çocuk ona özel ders aldırılabilir imkan nispetinde ya da yakınlardan destek istenir çocuk anlamaya başladığında keyif alır yürür oradan çocuk tabi burada başka özel bir duruma da söyleyelim kimi çocuklar eli sanata yatkındır okumak istemezler bu çocukları zorlamasınlar. ama buna kendileri karar vermemeliler evet. e, istişareler sonucu. Yani çocuk okumak istemez, eli sanata yatkındır yani onlar da sanatla yürüsünler. Çocuk böyle değilse, okumaya da meyyalse o zaman derslerden koptuğu noktaya geri gelsin ve çocukla konuşarak, çocukla konuşarak dolayısıyla o derslerden koptuğu noktaya geri gelip dersler anlayabilecek hale geldiğinde lise 1, lise 2 o çocuk yürür, kardeşlerine de yardımcı olur ve çocuklarla konuşarak. Evet. Hocam bir parantez açayım. Ara sıra sizden gözümü kaçırıyorum. <laughs> Ama sizi kulağımla lütfen. can havile lütfen, dinliyorum. Lütfen. Ama hocam öyle bir akıyor ki WhatsApp, yani öyle dertli insanlarımız var Allah ki, ebeveynlerimiz olsun. var ki, şimdi onların da derdine derman olmak açısından bir tanesini de kaçırmak istemiyorum, ne olur e, affedin. Çünkü evet, kulağım sonra. sizde, sizi can havliyle dinliyorum. Sevgili izleyiciler, aileyi konuşuyoruz. Çocuklarımızla nasıl iletişim kuracağız, onları nasıl kazanacağız? Dışarıdan gelen o tekliflere ve onlarla nasıl baş edeceğiz, onları yeme etmeyeceğiz. Bunu konuşuyoruz. Ve bundan sonra her cumartesi saat 16'da konuşuyor olacağız. Hocam sorularla devam edeceğim. Kusura Şu, bakmayın. Deminki soruyu cevaplandıralım. Evet hocam. Kızı 12 yaşında. Ne yapabilirim diye. Bu yaş biraz geç kalınmış bir yaş ama yine hmm. çözüm mümkün. Bu kızcağızın kafasında bir sürü sorular vardır. Bir sürü sorular. Bu yüzden ailelere diyoruz ki en az. 10 yaşında daha düşük yaşlarda olabilir çocuklar bu tehlikeyle karşı karşıya bununla meşgulken hangi sitelere girdiğini bilmiyoruz. Çocuklar bu soruları ailelerinde açamıyorlar. Bir bu tehlike var bir de bir şey daha var efendim. bu aileden anne babadan kopma meselesi kız çocuk şu an konuşuyoruz erkek çocuklarda aynı tehlikeyle karşı karşıya o yüzden anne baba çocuklarla konuşma olayını müzakere, dikte etme değil. Söyleyip dinletme değil, müzakere hı hı. olayını çok küçük yaşlara çekebilirler, çekmeliler. Evet. Hatta şu soru dahil. Evet. Ben bunu yapıyorum. Oğlum, seninle ilgilenen kız var mı? Kızım, seninle ilgilenen erkek var mı? Buraya varıncaya kadar konuşsunlar. Evet hocam, ee, yeni açmış olan izleyicilerimize bir kez daha tekrarlayalım. Çok önemli konuları konuşuyoruz çocuklarımızla ilgili. Ve izleyicilerimize, dinleyicilerimize hemen şöyle telefonları kaldıralım, e, tanıdıklarımıza söyleyelim. Nesli Müdafaa programı başladı. Çocuklarımızı geleceğe taşımak için. Bizim sorularımızı cevaplıyorlar Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de diyelim sevgili izleyiciler. Soruları da sormak istiyorum. Bu program biraz önce de söyledim. Böyle olsun daha sonrasında konuya e, bağlı kalırız ama izleyicilerimizin gerçekten gördüğüm o ki e, ateş düştüğü yeri yakıyor. Ne yazık Çok ki. derdi var hocam. Çok ne yazık ki var. süratlice konuşabiliriz. Evet, buyurun hocam. Şimdi şöyle... E, o 12 yaşındaki kızı olan hanımefendi ile ilgili. Hı hı. Öncelikle bütün aileleri düşünerek söylemiştik. Bu daha düşük yaşlardaki çocuklardan konuşma geleneğini başlatmak lazım. Yani evet. bu 3-5 yaşından itibaren başlar. Konuşma nasılsın, iyi misin? değil. Yani böyle arkadaşınla sohbet eder gibi. Anne baba otoritesinde kalmak şartıyla tabii ki efendim. O geleneği daha küçük yaşlardan başlatarak, ve her konuyu, sınırsız her konuyu konuşmak şartıyla. Şimdi burada da e, 12 yaşına gelinmiş, demek ki e, bir temas geleneği başlamamış, sohbet geleneği, müzakere geleneği ne yazık ki başlamamış. Anne kızıyla e, temas, sohbet geleneğini bu yaşta da başlatabilir. Emin olsun kızının kafasında bir sürü sorular var ve bunu kime soracağını gerçekten uyavuracak bilmiyor. Yani şu durumu yaşıyorum ne yapmalıyım? Benle bir iki erkek ilgileniyor ne yapmalıyım? Ben sokakta yürürken nasıl davranmalıyım? Emin olun çocuklar bu sorularla boğuşuyor ve ne yazık ki bunlara soruyor. Evet, aslında Bunlar salgın da, dönemi bunun için bir fırsattı ama maalesef değerlendiremedik. Çünkü e, iletişimimiz kopuktu. Aslında her evi bir hira'ya çevirebilirdik. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi buna soruyor çocuk. Bundan tabii kötü cevaplar alır. Anne çocuğuyla birden değil. Gel gel kızım konuşalım. Belki hazır değildir. Çocuğu e, acaba gerçekten benle konuşacak mı? E, bana bağıracak mı? Çocukla konuşurken asla bağırılmasın. Her soruya cevap. Soru sordu, sinirlendi, bağırdı. Olmaz. Soruya cevap ve sebep-sonuç ilişkisiyle. Anne o kızını yüzde yüz kazanır. Sabredecek ama. Yani e, çünkü anne bu yaşa kadar Çocuğuyla bir konuşma geleneği başlatmadıysa çocuk o anne babayı bir sınavdan geçirecek kendi içinde. Nasıl? He, annem babam bana e, onunla konuşabileceğimi söylüyor ama gerçekten konuşacaklar mı diye. E, anne baba bir sınavdan geçecek. Evet. Anne baba burada sabretsin. Sabretsin ve zorlamasın. Sadece teklif etsin. E, i̇şte efendim... Kızım ya da oğlum konuşulması gereken bir şey varsa konuşabiliriz desin. Ama her zaman aynı cümlelerle sormasın. Kızım, oğlum günün nasıl geçti, ne yaptın bugün. Yani ayakkabısının bağcığı meselesinden konu en mahrem noktaya kadar bile gelebilir. Evet. Bunu görecekler. Evet. Ama sadece çocuk annem babam benle gerçekten altın istiyorum Muhammed Bey. Bakın ailelere de söylüyorum. Sebep sonuç ilişkili konuşmaya başladı hamdolsun. Noktasına gelinceye kadar imtihandan geçirecek çocuk aileyi. O noktaya geldi mi çocuk her soruyu soracak. Evet. Önce çocukla bu temas noktasına bir başlasınlar. Hocam biraz önce de e, altını çizdiniz aslında. Telefondan kötü örnekler alacak diye bir izleyicimiz yazmış e, Kena Yılmaz. Diyor hocam Bizim çocuk diyor iki yaşında vurmaya başladı diyor. Bunu nereden görüyor? Bizim ailede böyle vurma falan yok diyor. Ee, televizyondan olabilir mi? Tabletten? Neye telefonda? başladı? Vurmaya vurmaya başlamış <laughs> çocuğu. Yani <laughs> sağa sola vurmaya başlamış. Ee, bununla alakalı e, ne, nereden gördü diyor? Biz böyle bir şey yapmıyoruz ailede diyor. Etrafında televizyondan olabilir mi ya teknolojik ya da etrafından mı görüyor bunu? Bir komşuya gitmiş olabilir efendim. Komşu çocuğu görmüş olabilir. Akraba ziyaretinde fark etmiş olabilir. Hı -hı. Ee, kardeşi var mı acaba çocuğun ee, Yazmamış hocam kardeşi Kıskançlık sebebiyle olabilir hı hı. Şimdi e, peş peşe çocuk sahibi olmalarını tavsiye ediyoruz ama e, Çocukların kıskançlıkları meselesi gündeme geliyor Aile bu konuda da çok e, iyi sınav veremiyor kıskançlık meselesinde Halbuki aile şunu yapmalı Kıskançlıkları aşmak için aile gidiyor yeni doğan çocuğu seviyor Hayır çocuk onu anlayamaz Sen büyüğü sev Doğru çok doğru. En az 2-3 ay. Çok doğru. En az 2-3 ay. Çocuk çünkü büyük çocuk orada şöyle bir bakıyor. Bakalım beni mi sevecek onu mu sevecek. Hmm. Çocuk sınava geçti. Zihin altında da başlıyor tabii. Tabii başlıyor bu şekilde efendim. Çocuk e, aile bu sınavı o büyük çocuğun nezdinde geçemezse kıskançlık olur tabii ki. Şimdi dolayısıyla çocuk doğar doğmaz yeni çocuk. Aslında büyük çocuğu daha çok sevmeliler Yeni doğan çocuğu severken büyük çocukla birlikte sevmeliler. Gel yavrum, hadi kardeşine birlikte. Hadi kardeşini yedirelim. Hadi kardeşini. Ama genelde tam tersi yapılıyor hocam. Şaşırtıyorsunuz beni şimdi. Yani ne yazık ki. herkes küçüğü sever. Ne yazık Bir de yeni ki. gelmiştir aileye. Ne Eee onu sever. E tabii burada gerçekten böyle kitabın ortasından aslında söz bizim de hiç alışık olmadığımız ezber bozan cümlelerle sahbe ediyorsunuz hocam. Şimdi orada o vuran çocuk bir kıskançlık görmüş olabilir kardeşi varsa bilmiyoruz tabii Hı. ki efendim e, aile onu ihmal ettiğini düşünmüş de olabilir anne baba sohbete dalıp çocuğu düşünmüş olabilir buna çok dikkat etsinler efendim anne baba çocuğu sohbete dahil etsin yani günlük çok değil 20 dakika yarım saat çocuk bıkar zaten. Şimdi hocam sohbet çok önemli değil mi normalde çocuklar? Çok mühim. Şimdi mesela, Başka nasıl öğrenecek ki? Tabii. Şimdi mesela e konferanslarda da geliyor. İşte ben diyor anne ve baba ben çocuğumla diyor iletişim kuramıyorum diyor. E diyor. İşte bir e konu açılıyor diyor. Ama diyor bir yerde kopuyor diyor, ondan sonra o kahvaltıda zehir oluyor diyor. Ya şundan kaynaklanıyor mu hocam, siz ne diyorsunuz konuyla alakalı? Önemli çünkü görüşleriniz. E, hemen bir yerden başlanıyor, çocuğun dersin nasıl kızım, dersin nasıl oğlum falan. Sohbet bu mu olmalı? E, gerçek anlamda onu anlam anlayacak bir dilde mi olmalı? Yoksa gerçekten sizin hemen sonuca gideceğiniz, ya da işiniz acele, biraz başımı dinleyeyim, kafamı dinleyeyim, hemen çocuğu kafamdan atayım metodu mu olmalı? Nasıl olmalı hocam? Şimdi e, bir kez e, çocuk suç işlerken, suç aileye göre suç Hı -hı. işlerken işlediği suçla ilgili çocuğa konuşma yapılmaz. Çocuk şimdi telefonu aldı, efendim oğlum kızım bak telefonla meşgul oluyorsun. Orada olmaz o. Suç işlerken başına çok büyük belada Allah korusun gelmeyecekse bırakılır. Ne zaman suçu işledi? Bitirdi efendim. Sıcağı sıcağına da değil. Aradan bir gün geçti. O konuyla konuşulabilir. O konuyla ilgili efendim. Ya da suçu işleme ihtimali var. Bugün dedik ya cumartesi. Pazartesi suçu işleme ihtimali var. Cumartesiden konuşulur. Pazartesi suçu işlerken değil. Çocuk, o zaman olay anında bütün e, alıcıları kapatıyor çocuk. Çünkü orada kendisine saldırı görüyor çocuk. Evet. Bir yani saldırı var kendisine. Olayın yanlışlığı kendisine izah ediliyor. Psikolojisiyle bakmıyor çocuk. Hı hı. ha Burada müsaadenizle Muhammed, e, e, cim şunu söyleyeyim. Hani marifet gibi değil. Ya bu hocanın branşı tarihti. Çocuk meselesine niye girdi falan. Benim branşım tarih ama benim so doktoram sosyoloji. Evet. Hani bunu marifet diye söylemiyorum. Benim diğer branşım o. Bu vesileyle. Hani... Tekrar söylüyorum marifet diye değil hem alaylıyız hem de mektepli yönümüz var onu da söylemiş olalım. Şimdi burada çocuğa suçu işleme anında bir şey söylendiğinde çocuğa yanlış bir şey izah ediliyor hissiyat yerine hangi hissiyat oluşuyor? Bir savunma psikolojisi oluşuyor diyor ki ailem beni dışlıyor şeklinde. Bakın bunu büyük adama yapsanız da aynıdır. Evet. Yanlış anlamışsın der. Halbuki önceden konuşulur. Önceden konuşulur, hele çocuğa, büyük adama belki orada da konuşulur. Efendim yerine ve zamanla göre bir çocuk suç işleyeceği zaman o belli ise o önceden hazırlanır. Hani dedik ya emekleyerek prize gitti. Anne babamı bilecek, emekleye başladı. Biraz önce hocam, ben de iş geçirdim yani işin açıkçası. Öyle mi? Bir derin bir böyle nefes verdim. <laughs> Çünkü sorular çok zor geliyor. Bilmiyorum bu soruya nasıl cevap vereceksiniz merak ediyorum. Onu sorun da şunu bitirelim. Tamam hocam buyurun. Şimdi e, emeklemeye gidiyorsa bir, yani gideceğini anne baba bilip önceden o prize çocuk koruma şeyini koymak zorunda. Çocuğu elektrik çarpmışsa suç anne babanındır. Çünkü belli emekliyor prize gidecek yani çocuk. Evet. Prize boyu yetmese bile ayağa kalkabiliyor emekleyen çocuk. Belki ayakta yürüyemeyebiliyor ama ayağa dikilip parmağını sokabilir. Şimdi burada da bir çocuk sofrada hani uyarılmalı mı konuştuk ya, sofrada ya da sohbet ederken uyarılma şeklinde çocuk alıcıları hazırsa, saldırgan bir üslup kullanmayacağına aile eminse, düzgün bir üslup kullanacağına eminse söyleyebilir. Ama genellikle biz e, suç işleme ihtimalinden önce bunların e, açıklanmasını tavsiye ediyoruz. Ya da suç işlenmişse yine o insan o sahnede o zamanda değil sonra sonra Sonrasında... sonra bu iki yaşındaki çocuk e, vuruyorsa ailesinden bir kıskançlık görmüş de olabilir hani dedik ya anne baba birbiriyle ilgilenip çocuğu ihmal etmiş de olabilir buna bir bakmak için tabii olabilir. çocuk bir 20 dakika yarım saat zaten meşgul olur anne babayla bıkar sonra bir daha gelir bir daha tadını alır hani annesinden babasından onun tadını bir alır bir daha gider yani çocuğu ihmal etmemek lazım o ihmalin sonucudur. Ya da geçmişe dönük aile gözden geçirsin. Ne yaptım? Ne yaptım? O bir şeyin cevabını çocuk veriyor onlara. Bir şey var. Anne baba onu bulur. Yani bir yerde düğme yanlış iliklendi. Geriye doğru gitsinler bulur onun cevabını. Yoksa çocuk normalde böyle bir şey yapmaz yani. Evet. Önce bir kendi önümüzü süpüreceğiz o zaman anne ve baba olarak. Geriye dönük baksın Sonradan, bakalım ben ne yaptım diye. Evet. Hocam gerçekten zor bir soru bu. ben <laughs> Hadi Bir an önce bitirin dedim, şunu sorayım çünkü evet, birçok ailenin siz... aslında gerçekten problemlerinden bir tanesi diyor ki Kıymetli hocam selamünaleyküm, aleyküm selam. Benim iki tane kızım var, biri 14 yaşında, biri ise 15 yaşında. Maalesef 15 yaşındaki açılmak istiyor. Ne yapmalıyım? Sizin cevaplarınız benim için çok önemli diye bir soru sormuş. Allah korusun, evet. Allah korusun. Açılırsa bile, açılsa bile çocuğu kaybetmesin. Açılsa bile. Evet. Şimdi şu. Bunun hazı devam ediyor. Açılma beklentisinin hazzı. Ya Allah korusun. Açılanlar açıldığı gibi sadece başıyla kalmıyor. Çok affedersiniz. Tayta kadar gidiyor. Miniye kadar gidiyor. Maalesef efendim. Fakat o haz orada bitiyor. Sonra geriye dönecek. İşte aile çocuğu öyle Bu bir toparlanmalı ki evet. dışlamasın. Peki dışlamasın derken onaylasın demek mi? Asla. Hayır, değil. Doğru. Asla. Şimdi anne baba zahmet edecek. Bu konuda danışman desteği alabilir ama her danışmanı tavsiye etmiyoruz. Her danışman değil. Asla. Evet. Çocuğu kaybeder. Biz burada becerebildiğimiz kadar kısacık süre içerisinde cevap vermeye çalışıyoruz. Bu anne ya da baba fark etmez. Her ikisi de çocuğa yeterlidir. Açıldığında karşısına çıkma ihtimali olan şeyleri çocuğa birer birer anlatsın. Şimdi bana bir talebem söylemişti. Ben örnek vereyim. Ben açılacağım dedim. Ben dedim ki ne kadar açılacaksın dedim. Polemik yaptığımı zannetti. Gerçekten polemik yapmıyorum dedim. Ne kadar açılacaksın dedim. Hocam sadece başıma. Başınla kalacak mısın dedim. Tabii ki dedi. O kadar kalacaksın öyle mi ya yani o kadar kalsam sorun yok mu hocam? Bence o kadar kalmayacaksın dedi. Yo ben kalacağım dedi. Şu an mini giyiyor. Hı hı. Şu an mini giyiyor. Efendim. Başka bir danışan vakası almıştık. İsimleri kimse bilmediği için olay olarak söylüyoruz. Hı hı. Niye bu kadar itiraz ettiniz? Biz sadece başımızı açacağız filan dediklerinde. Hayır bu devam edecek demiştik. Haftasında Instagram'ına askılı resmini koydu başörtülü kız. Başını açtıktan haftasında. Hocam ayet-i diyor ya, insandan kördür, bir anlamda da doyumsuzdur. Ee... Şimdi bu ne oluyor biliyor musunuz? Şuradan kaynaklanıyor işte. Şimdi ben ona onu söyledim. Hı -hı. Sana başını açtıran etken. Açtın. Bak sevgili kardeşim, şunu bekleme. E, biz erkekler için açılmıyoruz diyorlar. Erkekler için açılıyorsunuz diye kütle denekle de söylemek de istemiyorum ama beğenilme hissi çok mühim. Beğenilme hissi ama onun sokakta olmaması lazım. Beğenilme fiziki ölçülere göre olmaması gerekir. Ben özellikle e, bayan kardeşlerime diyorum ki, değerli kardeşim, seni fiziki özelliğinde sevecek kişiden uzak dur. Çok önemli hocam. Neden Nokta aslında burası? Evet. Tabi, neden uzak dur? E, yüzüne kezzap döküldü Allah korusun. Ne yapacağım? Ya da ayağın kırıldı Allah korusun. Ya da bir şey oldu güzelliğini kaybettim. Bırakacak. Yaşlanıyoruz, demektir. ileriye dönük. 40 tabii, yaşlarda boşanmalar bu yüzden baş tabii, gösteriyor. Bir ya da seni güzelliği için, güzelliğin için seven birisi senden daha güzeli yok değil, var. Dünyada herkesten daha güzeli, herkesten daha yakışıklısı var. Daha güzelini buldu mu? Ona gidecek demektir. Senin karakterinle ilgilensin, karakterine gelsin. Dolayısıyla sen kıyafetinle, saçını başını açarak değil Efendim sen karakterinle kendini göster sakın e, kıyafetinle kendini göstermeye çalışma. Böyle bir talebeye söylemiştim. Saçını açınca efendim peşine çok affedersin diyerek söyledim. Bütün erkekler seninle tanışmak mı isteyecek zannediyorsun? Yine sıradanlaşacaksın. Yine sıradanlaşacaksın. Efendim ve öyle hayal kırıklığı yaşıyorlar başlarını açan kızlar. Herkes onunla tanışacak, Hocam gerçekten girecek diye bekliyorlardı. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Doyumsuzlukla ilgili, doyumsuzluğun ardınlar arkasını kesilmeyeceği ile alakalı ve devamlı bununla ilgili de e, sınır olmayacağı. Gerçekten bu kadar güzel anlatılamazdı hocam. Estağfurullah. Şimdi burada maalesef ama problemimiz sorunumuz bu. Doyumsuzluk hocam. Tabii. Şimdi burada şu oluyor. E, saçını açıyor. E, rağbet göreceğini zannediyor. Saçını açtın sıradanlaştın. Çünkü senin gibi başını açmış olan bir sürü kişi var. Ya da zaten kapanmamış olan bir sürü kişi var. Evet. Bir. Ir. Dedim ki ne kadar açılacaksın o talebeye. Saçını deyince peki sen nasıl yarışacaksın şununla? Sen sadece saçın açık. Erkek sana niye baksın ki? Affedersiniz. Alabildiğini açık olan var. Mini giyen var. Dekolte giyen var. Tight giyen var. Sana niye baksın ki saçından dolayı? Bir, iki, senle tanıştım. Saçını açtım biriyle tanıştım. Şimdi kendi kendine sor bakayım. Senle tanıştı. Başka bir bayanla tanışma ihtimali varken bu kişi hayatını alacağım bir kişi var diyelim. Başka bir bayanla tanışır mı tanışmaz mı? Tanışır. E ee, oldu mu iki? Senin için bununla tanışıyor tanışıyorsa başkası işte yine onunla da tanışır. Tabii. Karakter. Evet. Ben bayanlara şunu söylüyorum. En fazla tavsiye edeceğim kıyafet çarşaftır. Hatta ağzı bile kapalı olmasını tavsiye ederim. İslam yüzü diyor, ağza müsaade var tabii ki. Fitne döneminde ağzın bile kapalı olması gerekir diyor. Neden? Sevgili kardeşim, güzelliğini gösterme. Sana karakterine gelsin. O kişi seni aldatmaz işte. Evet. Bilemiyorsun ki. Senin güzelliğine geliyor. Yani buna da sen fırsat veriyorsun. Tabiri caizse beni şu, 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 şu özelliklerimle bir ölç demiş oluyorsun. Ve e, kardeşlerimize diyoruz ki sakın teraziye çıkmayın. Sakın teraziye çıkmayın. Efendim e, sen şimdi bu şekilde bunların karşısına çıkıyorsun. E, yarın seni aldatacak ve aldatmalar ne yazık ki artıyor ve şimdi şöyle bir söylem kullanıyorlar. Peki hocam bu kar karakterden e, yola çıkacak olursak. Karakterde güçlü olmayınca e, bu silahı mı kullanıyor kadınlar? Yani tabii, tabii. Peki o kadınların, hanımların karakterini nasıl güçlendireceğiz? Modernizm kadını bu konuda teşvik ediyor ama kadın kendi aleyhine çalıştırıyor bu süreci. Hı hı. Kadın Cenab-ı Hak maşallah subhanallah güzel yaratmış. Kadın güzelliğiyle bunu özellikle kullanan olur olmaz herkes için tabii ki söylemiyorum. Bir cazibe merkezi oluyor. Ama sevgili kardeşim, senin sahip olduğun özelliklere filanca hanımefendi de sahip. Efendim, falanca hanımefendi de sahip. Ben o hanım kızlarımıza şu soruyu soruyorum. Sen de bu erkek niye dursun? Bir sürü kıza ulaşma ihtimali artık oluştu. Ben yurt dışında birçok ülkede kaldım. Kırım, Ukrayna'da bir yıl kaldım. Hı hı. Batı ülkelerinde de kaldım, Avrupa ülkelerinde de. Kadının tabiri caizse kimi kadınların şu kadar değeri yok. Niye? Çünkü şu kadının alternatifi şuradaki kadınlar. Doğru. O kadar kolay ulaşıyorlar ki artık. artık. Şimdi diyorum ki sevgili kardeşim neden böyle? Hatta biz ben bazen videolarımda, Instagram hesabımda, videolarımda diyorum ki hayatın alacağın doğru kişiyi tek başına seçme. Ailenle birlikte seç diyorum. Karşına biri çıktı, ailene de gösteremedin. Sakın birkaç kez görüşme. Neden? Birkaç kez görüşürsen sen de ısınırsın. Bilemem, hiç tavsiye etmem. Aşık olursun, ayrılamazsın. Kötü özelliklerini bile bile evlenirsin. Kötü özelliklerini bile bile evlenirsin. Üç ay sonra da ayrılırsın. Allah korusun. Şimdi ne yapma? Böyle bir yanaş, böyle bir karşılıklı bir ilişkiye girme. Girdin diyelim. Şunu yap hiç olmazsa. Elini tutturma. Elini sakın tutturma. Bir tanesi dedi ki sizin dediğinizi dinledim yorum yapmıştı. E, hayatımı almayı planladığım erkeği kaybettim dedi. Müjdeler olsun dedim. İyi ki kaybettin. <laughs> evet. Elini tuttuktan sonra daha ileri gidecek ve o zaman yine bırakacaktı. Nasıl yani dedi? Peki sana soruyorum dedim. Elini tuttu ve sen de müsaade ettin misal daha ileri gitti. Efendim. Şimdi sana soruyorum mantıklı cevap ver lütfen dedim. Ve bu erkek senin olmadığın bir yerde başka bir kızla tanıştı. Hayatımda biri var. Ben bununla e, tanışamam, yakınlaşamam der mi demez mi? Şu günde bir düşün. Çünkü kimse kimseye güvenmiyor artık. Ama elini tutturmasaydın ne olacaktı biliyor musun? Erkek diyecekti ki ha bu kadar sağlam bir kıza namus teslim edilir. Erkeklerin, kızların da tabii ki şu ilişkilerin çok alabildiğini arttığı dönemde en büyük sıkıntısı namusumu kime teslim edeceğim? Erkek ve kız. Evet. Elini bile tutturmayan bu kıza namus teslim edilir. Çünkü erkek ödü patlıyor. Kızın da aynı şekilde. Bundan dolayı o hanım kızlarımız, bunları başlarını açmak isteyen hanım kızlarımız bunları görsünler diyor ki erkek Allah'ın emrini dinlemeyen bir kişi yarın benim namusumu koruma konusunda aynı hassasiyeti gösterecek mi? Cenab-ı Hakk'ın hatırını kıran, Allah yardım etsin hepsine, bir kişi benim hatırımı kırma konusunda e, bu kadar düşünecek mi korkusunu taşıyor. Ben burada hemen aileye de şunu söylemiş olayım, sakın diyalogları kesmesinler, hakaret etmesinler, bağırmasınlar ve müzakere noktasında kalsınlar. Müzakere. Çünkü o çocuk, ben yani, Adım gibi eminim. Allah korusun. Açıldı, daha da açıldı. Efendim daha ileri noktalara gitti. Orada bir haz olmadığını görecek, geri gelecek. Kesin. Evet. Ama geri geleceği zaman açık anne baba kapısı açık bulsun. Yani bu şu demek değil. Kızın açılmasını onaylayalım demek değil. Asla. Onaylamasın. Nezaketi bozmasın. Evet. Kararlılığı da dursun. Ama nezaketini bozmasın. Efendim. Ve müzakere boyutunda kalsın. Ve kızları açıldığında başlarına gelebilecek muhtemel tehlikeleri konuşsunlar. Biz birkaçını söyledik. O kadar çok tehlike var ki. O kadar çok tehlike var ki. Onları konuşsunlar. O çocuk açılmaktan vazgeçer Allah'ın izniyle. Hocam yine dertli bir ailemiz var. Diyor ki aleyküm hocam. Benim 16 yaşında kızım var. Küçükken iyiydi ama 16 yaşına gelince çok agresif. Giyiminde açık seçik giyinmek de istiyor. Sürekli kavga ediyoruz. O da gizli gizli benim haberim olmadan giyiniyor diyor. Şimdi şu e, şöyle düşünün. Bir yumak düşünün. E, iplik. Ama sarılmış iplik diye düşünmeyin. Efendim sarılmış iplikler yumaklar olur. Bunu düğümleşmiş bir şey düşünün. Karışmış 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 birbirine düğümleşmiş. Böyle karma karışık olmuş. Yani düğüm yumağına dönüşmüş. Şimdi o hanım kardeşimiz kızının kafasında onlarca belki yüzlerce soru var. Teker teker soruları çözmeye başlasın. Nasıl? Kızım kafanda hangi sorular var? Getir çözelim öyle değil. Bir diyaloğa başlayacak. Kız diyecek ki vay be. Annem bana ne kadar güzel yanaşıyor. Ben annemle bu konuları konuşabilirim. Konuşabilme boyutuna geldiğinde sıra oraya da gelecek. Şimdi önce konuşabilme boyutuna gelsin. Sakın bağırmasın, sakın tartışmasın. Yani sorularına hep evet cevabı versin demek değil. Tartışmasın. Bilmediği konuyu burası da çok mühim. Biliyormuş gibi konuşmasın. Kızım ben burayı bilmiyorum. Burayı ben düşüneyim, bir öğrenmeye çalışayım, tekrar konuşalım diye not etsin. O konu oraya gelecektir. Fakat burada şöyle bir şey de var. Kızından istikrarlı davranmasını istiyor diyelim aile. Tabii ki isteyebilir. Ama anne baba kendisi de bakacak. Ben istikrarlı davranıyor muyum? Şimdi bir e, Veli ile konuştum. Veli çocuğun telefonla çok meşgul olduğunu söylemişti bana. Senin meşguliyetin ne kadar dedim. Oho kıyamet gibi. Ama hocam dedi ben bu yaşa geldim dedi emekli oldum. Ben şimdi telefonla meşguliyetimi azaltamam kusura bakma dedim. Bir söz var Muhammedciğim yapmazsan yaptıramazsın. Şimdi önce sen eve girdiğinde telefonlar odaya girmeyecek. Ne, zamana kadar? Telefonla evde de meşgul olabilirsin. Anne baba da meşgul olabilir. Çocuklarla konuşma, müzakere olayı bittiğinde merak etmesinler. Saatlerce çocuklar konuşmak, müzakere etmek istemez zaten. Saatlerce bunu istemezler. Yarım saat, bir saat. Onu sonra herkes bir köşeye çekilir, çekilebilir. Orada bakarsın biraz, sonra bir daha uzun gecelerde mesela bir daha bir araya gelinir. Mümkünse evde televizyon olmayan bir oda ayarlasınlar. Hatta oturma odasına televizyonu koymasınlar, oturma odasına. Televizyon ihtiyaç halinde izlenebilecek bir yere gelsin, televizyon oturma odasında olmasın. Orası sohbet odası gibi. Yine Karşı... ezber bozdunuz hocam. <laughs> çünkü şöyle konuşuyoruz ya evet birisi sözümüzü kestiğini düşünün canlı evet. bir konuşma olmaz televizyon sürekli söz kesiyor çünkü herkesin aa neydi diye dikkati kesiliyor bakıyor bu sefer e, istikrarlı bir konuşma olmaz televizyonun olmadığı bir oda oturulması keyif veren bir oda yani oturma odasına televizyon olmasın İhtiyaç halinde izlenebilecek bir yerde olsun televizyon orada e, ee, çocukla sohbet etsin. Kimsenin elinde telefon olmasın. O sohbet o kadar keyif verir ki. Aileler dağılır. Kendi işte o sırada şahsi ihtiyaçları ile ilgili meşgul olurlar. Sonra bir daha bir araya gelinir. Çünkü sohbet keyifli gider. Orada ele telefon alınmasın. Konuşurken kimse eline telefon almasın. O, o sohbetin tadını aldığında çocuk bir daha gelecektir yani onlara. Kıymetli hocam, Ebu Bekir hocam Allah sizden razı olsun. İyi ki böyle bir program yapıyorsunuz. Lale Gül TV'den, Lale Gül FM'den çok e, Allah razı olsun. On, sizlere teşekkür ediyoruz diyorlar. Sizin gibi hocalarımızın Allah sayısını artırsın amin, diyenler var hocam. Amin. Hızlı hızlı şöyle bakalım. Bu programımız bu şekilde e, olsun. İzleyicilerimizin sorularını cevaplamaya biraz ihtimam gösterelim. Selamünaleyküm Aleyküm hocam demiş. 12 yaşına girecek bir oğlum var ve hafızlık yapıyor ama namazlarını kendi hatırlamıyor. Söylediğimde de güzel kırmıyor. Nasıl sevdirebilirim demiş. Hocam toplu biraz hızlı, hızlı cevap verelim. Hemen hızlı, hızlı okuyorum. İkisi dert diyor ki hayırlı günler. Ben de kardeş kavgalarını sormak istiyorum. Biri 14, diğeri 5 yaşında çocuklarım var. Araları çok açık ve belki ondan kaynaklanıyordur. Çok çatışıyorlar neler yapabiliriz diyor hocam. Yine bir izleyenimiz demiş ki ihtiyacımız olan bir program yaptığınız için öncelikle teşekkürler. Benim sorum 13 yaşında bir kızım 9 yaşında bir oğlum var ve bir türlü geçinemiyorlar. Hep bir didişme içindeler. Ben anne olarak Nasıl bir tutum içinde olmalıyım? Allah sizden razı olsun demiş. Hocam üç sorumuzu hemen hızlıca alalım. Sorun, Daha sorularımız üç çok. Üç sorunun ikisi kardeşler arasındaki evet, kardeşler arasında çekişme. O yüzden ee, diğeri namaz meselesi. Namaz hı. meselesini şöyle söyleyelim. Ee, aslında 12 yaşından önce namaza başlatılmasın gerekirdi. Hı hı. 7 yaşında kararlı bir şekilde bunun arkasından gidilmeliydi. Gitmişlerse de. Çocuk namazı ihmal ediyor boyutuna gelebilir. Evet, aynen o da olabilir. Hani biz 7 yaşından itibaren başlattık ama çocuk e, namazdan ne yazık ki koptu da diyebilir. O da olabilir. Şimdi burada şey çok mühim. E, çocuk namazı kılarken, ona namaz tavsiye ederken, tavsiye eden kişi anne baba adaletli olmalı. Bu çok mühim. Anne baba adaletli olmalı. Namaz konusunda sıkıntısı olmamalı. Yani... Zaten yoktur ısrar ettiğine göre. Ee, kesinlikle rencide edici olmamalı ve kesinlikle çocuğu ısrarla takip etmemeli. Namaz kıl dedi ya, dur bakalım kılıyor mu? Mesela kıldım dedi çocuk, çocuk anne de ee, kılmadığı halde çocuk yalan söyledi. Kıldığını farz etsin. Çünkü takip ederse bu sefer rekatları eksik kılar, bu sefer bıkar. Yani şu adalet boyutunda kalacağız ve şunu söyleyecek çocuk, bu iyi insanı üzmeyeyim. Biz iyi insan boyutundan geri durmamamız lazım. Yani bir günde namazı e, her namazı hatırlatabiliriz ama bıkmadan. Yavrum kıldın mı namazı? Bak ikindi oldu. E, hadi kılıver yavrum efendim. Bir namazı üç kereden fazla hatırlatmasın. Bir, mesela ikinci evet. namazını üç kereden fazla misal hatırlatmasın. Bıktırmasın. Bütün mesele o. Yavrum bak geçecek öbürünü geçirdin ama yavrum. Sabah namazına kaldıracaksa mesela kalkma sorunu varsa sabah namazından önce yavrum bak saat 5 yerek geçe namaz oluyor. Ona göre yatıver seni kaldıracağım. Lütfen sen de kalkmaya çalış olur mu diye. Hocam yönetmenimiz de biraz önce bir şey kulağıma fısıldadı. Onu da sizinle paylaşayım diyor ki çok önemli aslında söylediği. Ee, bizim için saygı duyması için mi biz namaza alıştırıyoruz yoksa bizi yaratan Allahu Teala için Allah Celle Celaluhu için mi alıştırıyoruz? Burada bir mukayese ediyor olabilir mi çocuklar diyor. Yani bizde biz söylediğimiz için mi yapmalı yoksa Allahu Teala söylediğim için mi yapmalı? Bunu nasıl otur, oturtabiliriz? Ama biz bir sefer var. şimdi çocuğa Allah rızası için namazı kılma e, rüknünü, namazı kılma meselesini iyi izah etmişsek o çocuk onu bırakmaz zaten. Allah rızası için kılma meselesini eksik bıraktığımız için namazı eksik kılıyor efendim. Burada biz hatırlatırken bize saygı duyduğu için kılıyor ya da Allah rızası için kılıyor buna bakmayacağız. Evet. Çünkü farz. Bunu yapmasını isteyeceğiz ama bıktırmadan. Çünkü çocuk orada namazı bırakırken zihninde bir takım şu telefonun telkinleriyle yanlış fikirler edinmiş. Biz namazı hatırlatacağız namazı bırakma konusunda onu teşvik eden ya da bırakmaya iten sebepleri de dedik ya çocukla bir sohbet müzakere geleneği başlatacağız. Çocukla sohbet müzakere geleneğinde namazın önemini anlatacağız. Namazın önemini değişik örneklerle anlatacağız, değişik gerekçelerle anlatacağız. Ailelere ısrarla şunu söylüyoruz. Sakın çocuğunuza bir şey yaptıracağınız zaman bunun altını çiziyoruz. Aileler de not etsin. Sakın aynı cümleyi kullanmayın. Sakın aynı cümleyi kullanmayın. Hocam, aynı cümleyi kullanmayacağım da ne yapacağım? Öğreneceksin sevgili kardeşim. Sohbet dinleyeceksin. Namazın önemine ilişkin faydaları öğreneceksin. Namazın vücudumuza faydalarını öğreneceksin. Namazın dini faydalarını, toplumsal faydalarını öğreneceksin. Aynı cümleyi sadece namaz konusunda değil, telefonu bırakma konusunda, aile içi sohbet konusunda, kardeş ile ilgili çekişme konusunda kesinlikle aynı cümleyi lütfen kullanmayın efendim. Bu bir nokta. İkincisi ee, ikincisi dedik ya hani anne babanın rızası için mi, Allah rızası için mi? Biz bu ayrıma bakmamamız lazım. Mesela namazın kılınmasıdır. Bizim gönlümüzü almak için varsın kılsın, daha sonra namaza başlarsa onu da anlar efendim. Burada bu ayrımı yaparsak bu çocuğu namazdan da kopartmış oluruz Allah korusun. Ama şu noktada da kalınması gerekir. Diğer soruya hızlıca geçeceğim. Çocuk şunu söyleyecek. Annesi ve babası için bu iyi insanları kırıyorum. Asla tartışmayacak. Tartışma çok kötü. Evet. Muhatap yani çocuğu kaybederiz. Birbiriyle çatışan çocuklarla ilgili e, konuşacak olursak orada adaletli bir şekilde haksızlık yapmadan ve çocuklara da bağırmadan. Bakın rencide etmeme çok mühim. Efendim çocukların adaletlice arasını bulması gerekir. Şimdi bu sefer bunu sağlarsa orada adaletlice bir tartışmayı bitirdiğinde her iki taraf teskin olur. Çünkü bir taraf kendisinin suçlu olduğunu biliyordur. Şimdi bu sefer aile şunu söyleyebilir. Ama bitmiyor ki kavgaları. İşte o oradan değil. Bugün bir meseleyi çözmüşsündür. Mesela çay bardağını çayını içti, bardağı öbürünün geçebileceği bir yere koydu, onun da ayağa çarptı. Şimdi bu meseleyi çözerken yavrum senin bardağı oraya koymaman gerekirdi demesi gerekir ve bu şekilde e, barışı sağlaması gerekir. Yarın yine tartıştıklarında çay bardağını filanca yere bırakmaktan olmuyor o tartışma. Başka bir şeyden kitap okuyordur o perdeyi kapatmıştır mesela. Efendim yani tartışmalar hep aynı konuda olmuyor. Orada anne baba adaletlice hükmetmeye çalışacak tartışmalar devam edebilir. Bundan bıkmasınlar. Ama konuşurken kimse, ya anne baba kimseyi rencide etmesin. Yani küçüğe büyüğüne saygılı olması gerektiğini hatırlatsın efendim. Büyüğünün de küçüğe merhametli olması gerektiğini hatırlatsın. Ve e, Muhammedciğim şu, sebep-sonuç ilişkisi bu çok mühim. Sebep-sonuç ilişkisi kuracak, tartışmalar bitmeyebilir, bıkmasınlar ama azalacak. Evet. Azalacak çünkü e, her tartışma aynı konuda olmaz şimdi her tartışmayı aynı konuda olmadığını bile bile öyle zannederek yorulabilir anne baba e, sebep sonuç ilişkisi büyük küçük hatırlatmasında yaparak ve kendisi de adaletli davranarak rencide etmeden bu çok mühim kalp kırmadan kazanır. Her iki çocuğu da kazanır Allah'ın. Evet adına. hocam yine e, izleyicimiz şöyle yazmış. Rabbine, Rabbinin emirlerine saygı duyması gerektiğini öğretmek istediğimiz çocuğumuzu kendisine yönelik saygısını yitirecek şekilde davranıyor. Bağırıyor, çağırıyor, dövüyoruz, hatta sövüyoruz. Kendisine saygısını kaybeden bir çocuk ebeveynlerine, Rabbine hatta diğer insanlara saygı gösterebilir mi demiş. Tabii. tabii yani ne yazık aslında ki. sizi özetlemiş hocam. Ne yazık e, ki. Yine ee, hocam birkaç tane soruyla devam edelim. İzleyicilerimiz gerçekten soru yağmuruna tutuyorlar. Dert büyük. Bir tarafından tutmaya da çalışıyoruz. Diyor ki büyük o olan oğlum küçük kardeşini çok kıskanıyor. Sözle onu taciz ediyor, üzüyor. Ne yapmalıyım? Aslında cevap verdiniz aralarını bulmayla al al alakalı hocam. Ee, bir tane izleyicimiz de demiş ki... O adaleti sağlasın. Evet. Yani Adalet çok önemli. Bağırmamak, Birden olmayacak. çok önemli. Ama zaman içerisinde o bu gerçekleşecek. Evet. Yani biraz sabretsinler, gerçekleşecek. Aralarında başka bir süreye gideceksin diye evet. hemen şey yaptım. Yani bu biraz zaman alır. Yani 3-5 yılı bile bulur. Bıkmasınlar. Her ikisine de merhametli ve adaletli bir şekilde devam etsinler. Evet. Bir de şunu yapsınlar. Çocuklar aynı yerde değilken küçüğüne konuşurken yavrum abine dikkatli davran diye. Yalnızken ona ayrıca konuşsun. Diğerine de ayrıca konuşsun yalnızken. Ee, sorunları yalnızken de çözmeye çalışsınlar. Her ikisi aynı anda bir yerde değilken. Bu da çok mühim çünkü. Efendim filancanın arkasından düzgün bir şekilde onun hukukunu halel getirmeyecek derecede Konuşsunlar. Bunun da faydası var. Hocam evlatlarımıza e, onu sevdiğimizi sözlü ya da davranışsal olarak nasıl ifade etmeliyiz? Hem davranış ve sözle birbirini bütünlemeli mi? Tabii ki. Yoksa sadece davranış ya da sadece söz mü? Şimdi her ikisi de önemli. Ee, söz e, bir sefer beyandır. Hani kelimeyi tevhidde ne var? Sadece kalp ile ikrar değil. Şey, kalp ile tasdik değil. Dil ile ikrar. Yani Müslüman olduğumuzu aynı zamanda söylemeliyiz. Söz çok mühim. Şimdi e, fiil burada sözün ne kadar e, sadakatle tutulduğunu gösteriyor fiil. Şimdi aslında ilk imtihanı anne baba çocuklarına karşı kendisi veriyor zaten. Çocuğa biz şey diyoruz ya aman yavrum işte sözüne sadık ol sözünün arkasındadır. Bakayım anne baba duruyor mu? Burada anne baba... Birbiriyle diyaloglarda çocuk aslında oradan diyoruz ya anne babanın kabahatleri yüzde seksen etkili çocukların bu hale gelmesinde efendim anne baba çocuklara düzgün davranmasını teklif ediyor ama anne babaya baba anneye düzgün davranıyor mu? Şimdi burada çocuk istikrar görüyor ya da istikrarsızlık görüyor efendim bundan dolayı kişi verdiği sözü önce kendisi. E, sahip çıkacak. Hatta şu bile olmalı. Mesela çocuk düzgünce sayı kuralları içerisinde e, sayı kuralları içerisinde hatırlatmamışsa bu ona söylenebilir çocuğa. E, babanın verdiği bir sözü ya da annenin verdiği bir sözü hatırlattığında e, anne kesinlikle aa doğru söyledin yavrum. Haklısın. Deyip mesela o söze uyuması gerektiğini ona beyan etmesi gerekir. Doğru söylüyorsun yavrum. Haklısın. Evet. Şimdi biz hata yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Hata yaptığımızda, çocuk hatamızı hatırlattığında efendim ne yapıyoruz? Ee, şey yapıyoruz bu sefer, gürültüye getiriyoruz. Bu yapılmamalı. Çocuğa sen de hata yaptığında gürültüye getirebilirsin gibi bir örnek vermiş oluruz böylece Allah korusun. Dolayısıyla hatalarımızı da yanlış bir şey olduğunda çocuğa doğru yavrum sen haklısın demeliyiz mesela bunu hatırlatırken. Bu örnekler de çocuk için ciddi bir veri oluyor. Evet hocam bir iki tane daha soru alalım diyor ki mesela hocam selamünaleyküm benim oğlum iki buçuk, iki buçuk yaşında ee, işte e, normalde e, küçük abdestini tutamıyor ve bazen de e, kalırsa kalsın söylemiyor acıktığını ifade etmiyor e, başka günlük her şeyi söyler ama diyor e, bazen de diyor ısırma huyu var diyor ya e, abde, küçük abdestini falan söyleyemiyormuş yani e, işte banyoya gitme zamanını ama diyor bir de ısırma uyu var diyor bunlarla ilgili neler yapılabilir diyor. Şimdi o birazcık daha tıbbi bir konu evet. olabilir, beni aşabilir belki Hı. ama e, kesinlikle konuşarak bir denesin. Aşamıyorsa yine destek alması gerekebilir. Evet tıbbi olarak e, tıbbi olarak yani küçük abdest meselesinde ama küçük abdesti söyleyememe ve ısırma meselesinde anne geçmişe doğru bir gitsin. O çok önemli bir şeyin tepkisidir o. Evet geçmişte. Çözemediği bir şey vardır. Orada bir gaz sıkışmıştır. Çocuk ona tepki veriyordur. Geçmişe dönük çocuğuyla sohbet ederek geriye giderse çocuk onu söyler ama sen bana şöyle yapmıştın diyebilir. Ama bir süre denesin. Küçük hapdes evet. ve efendim ısırma meselesini bir süre izah ederek yavrum şöyle olur. Böyle yaparsan şöyle olumsuz sonuçlarla karşılaşabiliriz gibi sebep sonuç ilişkisiyle devam etsin. Evet. Hocam diğer mesajlarımız da gerçekten çok geliyor ama kısaca şöyle ben özetleyeyim. Birçoğu çok güzel bir program oluyor yolunda şeklinde ve devamını istiyoruz programın diyor. Ve sevgili izleyiciler her hafta cumartesi günü saat 16'da sorularınızı cevaplamak üzere e, ee, bu programımızda görüyorsunuz ismi nesli Müdafaa, sadece kendi neslimizi değil dünyadaki ileriye geleceğe taşıyacak tüm nesleri müdafaa anlamında bu programı icra etmeye çalışıyoruz kiminle Efendim Sakarya e, Öğretim üyesi görevlisi e, Profesör Doktor Ebu Bekir sofo ile her hafta e, sorularınızı cevaplayacağız e, hocam son söz olarak neler söylersiniz bugün toplama anlamında konuyu Şimdi biz e, Hazreti Mevlana'nın sözüyle kapatalım. Diyor ya Hazreti Mevlana dost bulmak istiyorsan önce dost ol. Çocuğa nasıl e, olmasını çocuğun nasıl olmasını istiyorsak önce o şekilde bizim olmamız lazım. Ve ne yazık ki aileler bu konuda çok dikkatsiz. Konuşurken çocuk mesela yemek istiyor. Daha yeni sofradan kalktın ya filan diyor. Olmaz ki ama ya. Çocuk bu ya. Daha yeni sofradan kalktık diyor. Olmaz yani. Sen bir yerde çalışıyorsan patronla böyle bağırır mıydın? Mümkün değil. Çocuğuna niye bağırıyorsun? Bunu anne de baba da yapıyor ne yazık ki. Asil insan muamelesi diyor Hazreti Ali Efendimiz çocuklarınıza yapın çocuklarımıza asil insan muamelesi yapacağız Muhammed. Evet. Hocam Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten istifade ettik. İstifade ettirdiğimizi düşünüyoruz. Evet sevgili izleyiciler. Haftaya Lalegül TV ve Lalegül FM'de yine aynı saatte cumartesi günü saat 16'da Nesli Müdafaa programında Sizlerle birlikte olacağız. Haftaya tüm arkadaşlarınıza, komşularınıza, tanıdığınız, tanımadığınız herkese herkese nesli müdafayı mutlaka söyleyin. Hep birlikte el ele vereceğiz. Gönül bahçemizden gönüllerimizi birleştireceğiz. Lalegül TV'de ve Lalegül FM'de gönüller birleştikten sonra çocuklarımızın gönüllerine yolculuk yapacağız. Onların gönüllerine bizler gireceğiz. Diğer taraftan kilometrelerce uzaktan gelenlere müsaade etmeyeceğiz. Gönül bahçemizde bizler varız. Ahmetler bizim, Mehmetler bizim, Ayşeler bizim, çocuklarımız bizim. Onların geleceği hepimizin diyeceğiz. Evet, Nesli Müdafaa'dan bu haftada bu kadar. Profesör Doktor Ebu Bekir Sofuoğlu hocamıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz. İyi ki sizinle bu programı yapıyoruz. Haftaya görüşmek üzere sizi emanetleri hakkıyla koruyan Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık efendim.